Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle kış aylarında mutfağımızda sıkça yaptığımız, besin değeri oldukça yüksek olan nefis balkabağı tatlısı ile geldim. Herkesin çok kolay bir şekilde yapabileceği bir tarif. E, bu tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. Elimdeki bütün kabaktan sadece 2 dilim alarak hazırlamak istedim ben bu tarifimi. Kabuklu haliyle bu 2 dilim kabuğu tarttığımda 1200 gram kadar geldi. Kabuklarını kestikten sonra 1 kilodan hazırladığımı düşünebiliriz. Kabuklarını daha kolay ayırmak için ilk olarak kabuğu ben ortadan ikiye böldüm. Gördüğünüz gibi hilal şeklinde bir kabak çünkü çok geniş bir açısı yok. İlk olarak iç kısmını temizliyoruz. Ardından kabağın kabuğunu soyabiliriz. Kabuğunu soyarken biraz zorlanabilirsiniz çünkü sert oluyor kabağın kabuğu. Ayrıyeten ayrıca kabukların altında gördüğünüz gibi yeşil bir tabaka oluyor. Eğer bu yeşil tabakanın kalmasını istemezseniz biraz daha derin kesebilirsiniz. Ama ne kadar doğru bilmiyorum ama duyduğum kadarıyla kabuğun en lezzetli ve en çok vitaminli olduğu yer bu yeşil kısım olduğu söyleniyor. Bunun için o kısmı da alıp almamak sizin kendi tercihinize kalmış. Ben kabağı çok geniş bir şekilde dilimlemek istemedim. Gördüğünüz gibi ince küçük şeritler halinde dilimliyoruz kabağımızı. Dilimlediğimiz kabakları geniş bir tencereye alıyoruz. Ben pilav tenceresinde hazırladım tatlımı. Geniş bir tencerede hazırladığımızda kabakların tamamına yakını e, tencerenin tabanına değeceği için çok daha güzel bir şekilde pişecektir. Eğer daha dar e, ve derin bir tencerede hazırlarsak üst kısımda olanların pişmesi biraz daha zor olacaktır. Haliyle alt tarafta olanlar daha fazla pişip daha fazla yumuşayacak üsttekiler sert kalacaktır. Gördüğünüz gibi üst kısımda az bir miktarda kabak kaldı. Onlar da birazdan pişmeye başladığında e, hacimleri küçüleceği için alt kısma doğru kayacaklardır. Kabakların üzerine 1,5 su bardağından çok az eksik toz şekeri dağıtıyoruz. Bu miktardaki şeker benim kabağım için tam denk geldi. E biliyorsunuz kabakların tatları da farklılık gösterebiliyor. Bazıları daha olgun daha tatlı olabiliyor. Bunu da göze alarak şeker miktarını kendi kabak türünüze göre ayarlamaya çalışırsınız. Tencerenin kapağını kapattıktan sonra eğer vaktiniz varsa bir gün boyunca buzdolabında bekletebilirsiniz ya da akşamdan hazırlayıp sabah pişirebilirsiniz. Ya da benim gibi vaktiniz yoksa 2-3 saat kadar dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Hatta ben 1,5 saat kadar dinlendirdikten sonra e, ocağa aldım tatlımı. E siz vaktinize göre değerlendirirsiniz. Eğer hiç vaktiniz yoksa şekere ekledikten sonra üzerine bir çay bardağı kadar suyu ilave edin öyle ocağa koyun hiç dinlendirmeyin. Kabağı bekletmemizdeki amaç şekerle birlikte buluştuğunda suyunu salması ve içine daha iyi nüfuz etmesi şerbetinin. Tenceremizi ocağa aldıktan sonra ilk olarak yüksek ateşte kaynayıncaya kadar pişiriyoruz. Ardından orta ateşe alarak Ortalama 25 dakika boyunca pişirmeye devam ediyoruz. Hafif pişmeye başladığında benim de şu an yaptığım gibi bazı yukarıda kalan kısımları ters çevirin ki o kısımlar da güzel bir şekilde pişsin ve yumuşasın. kabaklarım güzel bir şekilde yumuşadı. Tam anlamıyla pişmesine çok az bir vakit kaldı. Bu aşamada e, ocağın altını harlı ateşe, yüksek ateşe alıyoruz ve e, ortalama 5-6 dakika kadar bu şekilde pişiriyoruz. Böylelikle içerisindeki şerbeti daha güzel karamelize olacak, daha kıvamlı olacak. Az önce de belirttiğim gibi pişmeye devam ettikçe kabakların hacimleri küçüldü ve aşağıya doğru kaymaya başladılar haliyle. Ben küçük hareketlerle onların tamamının tencerenin tabanına değmesine yardımcı oluyorum. Bu aşamada ben 1,5 yemek kaşığı kadar pekmez ilave ettim. Sizin tercihinize kalmış dilerseniz eklemeye de bilirsiniz. Fakat onun kattığı lezzet de gerçekten ayrı oluyor. Öneririm. Kabağınızın güzel bir şekilde pişip pişmediğini çatalla test ettikten sonra ocağınızın altına artık kapatabilirsiniz. İstediğiniz gibi piştiyse eğer her tarafına eşit miktarda pekmez ve şerbetin dağılması için şöyle bir tencerenizi sallayabilirsiniz. Ocağımızın altını kapattıktan sonra tatlımızı soğumaya bırakalım. Görünüşü gerçekten çok iştah açıcı, emin olun lezzeti de şahane oluyor. Yeni yıla girmek için hazırlandığımız bu karantina günleri içinde gerçekten harika bir alternatif oluyor bu tatlı. Hem pratik hem lezzetli hem de 7'den 70'e herkesin beğeneceği bir lezzet. İç kısmında kalan şerbeti de bu, bunu da servis ettikten sonra tatlınızın üzerine gezdirebilirsiniz. Ben tatlımın üzerine şerbetinden biraz gezdirdikten sonra tahin ve cevizle süslemeyi tercih ettim. Siz dilerseniz sadece cevizle ya da e, antep fıstığıyla süsleyebilirsiniz. O da gerçekten çok lezzet katıyor. Tatlımın iç dokusunun güzelliğini de sizlere göstermek istiyorum. Lokum gibi yumuşacık lezzeti gerçekten şahane oldu. Eğer tarifimi denerseniz, duygu ve düşüncelerinizi videomun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonuna tıklayarak bildirim ziline basmayı unutmayın. Böylelikle yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.